Merhabalar bizim için Türkiye izleyicileri her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz ve işi bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz var efendim. Antalya'dan geliyor konuğumuz. Ziraat Yüksek Mühendis ve Tarım Danışmanı Volkan Aydın konuğumuz. Dilerseniz hemen bir hoş geldiniz diyelim. Kendisini tanıtalım ardından da hoş sohbetimizle başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz bir kez daha. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Biz iyiyiz. Çok sıcakkanlısınız. Ekimimize de bu görmüş olduğunuz fazlasıyla yansıyor. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun lütfen. Tabii. Volkan Aydın, Ziraat Yüksek Mühendisi. Hı hı. Toprak tarım alanında danışmanlık yapıyorum. E, 1978 e, Kırşehir Kaman doğumluyum. Hı hı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden mezun oldum. Hı hı. Daha sonra 2004 yılında Osman Gazi Üniversitesi Fen bitki Bilimler Enstitüsü Bitki Islağı alanından yüksek Lisans yaparak master'ımı tamamladım. Hı hı. 2005 yılında sera mühendisi olarak Antalya'da büyük bir işletmede çalışmaya başladım Toprak hı, hı. İlk tanışmam o ile oldu. 3 yıl boyunca o işletmede her yıl terfi olarak... Ee, çalıştım. Daha sonra başka bir e, toprak tarım serasında 8 yıl boyunca işletme müdürlüğü yaptım. Ee, hala hazırda aynı işletmede e, tarım danışmanlığına devam ediyorum. 2 e, yıldır da oranın danışmanıyım. Evliyim. iki çocuğum var. Allah bir kız bir oğlum. E, i̇şimi severek yapıyorum. Hı hı. Hırslı bir yapım var. <laughs> Danışmanlık yapmaya nasıl karar verdiniz peki? E, sektör çok hızlı büyüyen ve gelişen bir sektör. E, 13 yıllık bir de, tecrübe ve deneyim kazandıktan sonra e, bu bilgi ve birikimimi paylaşma arzusu içine girdim. Artık hı hı. hani kendimi yenileme, e, ileriye gitme şeklini, artık son nokta olarak hani kariyer noktasında da artık danışmanlığın son nokta olması hı hı. beni bu noktaya getirdi. E, tabii ki e, yeni girişimcilere mevcut sistemdeki seracılara bilgimle, birikimimle destek olma arzusu içindeyim. Ne güzel. Topraksız tarım bahsedebilir miyiz? O nasıl oluyor? Çok merak ettim açıkçası. Topraksız tarım, tarımda, tarımsal üretimde toprak dışında hı hı. bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş katı ve sıvı ortamda bitki yetiştirme sistemi. Hı. Bu genellikle örtü altı yetiştiricinde oluyor hmm. ama son yıllarda açık alanlarda da tek kullanılmaya başlandı. Hmm. Ee, amacı ise bitkilerin gelişiminde kullanılan bitki besin elementlerinin e, su, 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 e, suyla birlikte zenginleştirilerek ekonomik olarak bitkiye verilmesi. Yani biz üretim yaparken daha ekonomik e, bitki yetiştiriyoruz, daha kaliteli, daha homojen. Hormon kullanılmadan, daha, e, doğal gibi. daha doğal, evet mesela e, yaz domatesi ya da yaz ürünleri, yaz salatalığı Aynen dediğiniz artık. sistemi <gülüyor> <gülüyor> biz kışın, e, kış üretimiyle beraber toprak tarımında da yapabiliyoruz. Evet, Tabii, bu neden toprak tarım yapılıyor? E, dünyanın artık e, verimsizleşen topraklarının Aynen. artması, Hı -hı. artan nüfus, küresel ısınmanın çok büyük etkilerinin olması... Hı -hı. Gıda fiyatlarının giderek artması, hı hı. üretimin giderek zorlaşması, toprak staramı eze e, hale getirdi. Evet. yönlendirmiş oluyor. Yatırımcılar, peki e, bunu neden seçmeliler sizce? E, ya, şimdi bizim e, toprak staram işi, örtü altı yetiştiriciliğinde en üst segment. Hı hı. Yani bu ne demek? Yüksek bir e, yatırım. Yatırıma başlıyorsunuz Hı -hı. yüksek bir maliyetle ama karşılığında da e, geri dönüşümü, tarımdaki en hızlı geri dönüşümü bu sistemle alıyorsunuz. Hı -hı. Artı e, homojen ve ekonomik bir üretim yapabiliyorsunuz. Yüksek verim alıyorsunuz. Topraktaki üretime göre 3 ila 5 kata kadar fazla verim alabiliyorsunuz. Ürettiğiniz bütün ürünler homojen ve kaliteli olduğu Hı -hı. için tamamen ihraç ürünleri Hı -hı. ihraç edebiliyorsunuz. Ve bu da size tabii ki hem prestij kazandırıyor tabii hem de karlılığınızı hızlı şekilde artırıyor. Danışman olarak nasıl peki yararlı olabiliyorsunuz? Toprak tarıma yatırım yapmak Yı hedeflemiş girişimcilere öncelikle ön fizibilite raporu hazırlayarak bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Daha sonra e, arazi bulma noktasında veya nereye yatırım yapmaları gerektiği konusunda yardımcı oluyoruz. Toprak isterim çünkü toprağın verimli olmasına gerek yok. Her yerde e, yapılabilir. Hı. Ama tabii yeter yeter ki su, kaliteli su ve e, rüz, hakim ol, rüzgar olmayan yerler olsun. Hı hı. Buna bakıyoruz. Daha sonra inşaat noktasında şartname hazırlayarak daha sağlıklı ve düzgün bir seranın sistemin kurulmasına yardımcı oluruz. Bu çünkü ileride bizim verimimizi ve kalitemizi artıracak en önemli unsur. Tabii bunları yaptığımız için de girişimci. Ee, ne neden kar ediyor para ve zamandan kar Doğru. ediyor ve çok rahat e, sisteme dahil olabiliyor hı hı. çünkü bunu yanlış yönlendirdiğimizde yanlış yaptığımızda tabii büyük para kayıpları ve zaman Maalesef. kaybı da olacak. Bu noktada işte biz e, devreye giriyoruz ve sağlıklı bir şekilde e, sisteme Sıtır. dahil olmalarını sağlıyoruz. Özlediğimiz e, lezzetleri. Aynen aynen. O, hem onları hem de aynı. Evet. <laughs> Peki şöyle söyleyeyim. Hani hep deriz ya bizim toprağımız aslında çok verimlidir diye, evet. yeterlidir diye. Şimdi buna nazaran neden aslında topraksız diye biliyoruz. Topraklarımız çok verimli ama e, giderek artık e, t, t, şey kullanıldığı Uzuyoruz için aslında, evet fazla sulamadan, fazla ilaçlamadan ve aşırı gübrelemeden dolayı kalitesi düştü. Bizim tarımda üretim gerçekten çok riski en fazla olan üretim sistemi. Doğru. E, Toprak tarıma geçtiğiniz noktada bu riski azaltıyorsunuz. Ee, neden? Çünkü her şey sizin yüzde seksen, yüzde doksan kontrolünüz altına giriyor. İklimi kontrol etme şansınız var. Doğayı az da olsa kontrol edebiliyorsunuz. Ama topraklı tarımda öyle Biraz bir şansınız saharsın, yok. Iyi. Tamamen Yağmur çok yağdı her türlü fırtına, hortum, haberlerde. dolular her türlü şeyde e, sıkıntı ediyoruz. Aynen. Değil mi? O noktada toprak tarım sizi rahatlatıyor. E, tabii ki üretimde de e, homojen bir üretim olması, Hı -hı. verimli bir üretim olması da sizi ayrıca mutlu ediyor. Öyleyse hangi ürünleri yetiştirme şansımız var? E, sebzeler olarak e, domates, salatalık, Hı -hı. biber, patlıcan, e, çilek. E, rahatlıkla bunları üretebiliriz. Yeşilliklerin tamamını üretebilirsiniz. Marul, soğandan tutun. E, böğürtlen, bunların tamamı üretilebiliyor. Hı -hı. Tabii yeni yeni çalışmalarda sürekli yapılıyor. Yani her e, şey, meyve sebze deneniyor. Evet. Hani karlılığı var mı, verimliliği var mı diye bakılıyor. O sistem olduğu zaman zaten edesiniz. otomatikman sisteme dahil ediyoruz. Geçilebiliyor. Evet. Hak verirsiniz ki bir de GD'li oğlu evet. ee, ürünler var diyelim. Tüketicilere neler söylemek istersiniz bu anlamda? Topraksız tarımda üretilen ürünlerin tamamı e, Türkiye'de uygulanan iyi tarım uygulamaları e, prosedürüne bağlıdır. Hı hı. E, i̇yi tarım uygulamalarında GDOlu ürün kullanımı tamamen yasaktır. Hı hı. Yani Türkiye'de de zaten sebze tohumlarının GDOlu kullanımı yasak. Hı hı. GDO sadece e, 4 ana üründe dünyada da, Türkiye'de de bu şekilde. Türkiye'de zaten GDO ürün kullanımı, ekimi ve üretim yasak. Evet, yasak. Ha, dolaylı yollardan giriyor mu? Evet, giriyor. Ona e, bizim tüketici veya biz ziraat mühendislerinin yapacağı hiçbir şey yok. E, Toprak sarım kanalında ise böyle bir tehlikemiz yok. Hı hı. Çünkü sistem sürekli e, kontrol altında. E, sertifikasyon kuruluşlarıyla e, çalışmak zorundasınız zaten. Çünkü ihraç ürettiğiniz ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Hı, hı. İraç edildiği için mesela Avrupa'da Global Gap, BRC gibi bir kalite standartları var. Bu standartlar olmazsa karşı tarafta marketler ya da firmalar almıyor malınızı, hı hı. ürünlerinizi. Hı hı. bunun için de hepsiz bir kontrol altında ol oluyorsunuz. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi bizim üretimde ısıtma yapılıyor. Isıtma yapıldığı için de doğal olarak tozlaşmada biz arı kullanıyoruz. Bombus arıları. Arıların olduğu yerde Allah. ilaç atamazsınız. <laughs> Yani atsanız dahi organik ilaçlar ya da rezidüsü çok düşük. Yani kalıntı olayı bir günü geçmeyen, en fazla üç gün olabilen ilaçlar. E bu da bizim hasat aralığımızda zaten bir gün, üç gün bize sıkıntı yaratmıyor. Yani tüketeceğimiz hiçbir zaman ilaçlı kalıntılı bir e, ürün yedirmiyoruz. <laughs> e bunun e, verdiği bir gurur var. E, do, dolayısıyla biz diyoruz ki yani ya ben biz rahat men olarak <laughs> ya da bir baba olarak <gülüyor> görebilirler. <gülüyor> Diyorum ki yani ben çocuğuma rahatlıkla e, toprak istanbul ürettiğim bir ürünü yedirebiliyorum. E, kış <laughs> ayında da <laughs> e, rahatlıkla hani yaz domatesi, yaz salatalı modunu artık bırakıp e, <laughs> tekrar hani kışında yiyebileceğiniz Her daim noktaya geliyorsunuz. Tabii olabilir. çünkü çıkan ürün e, seradan çıkan ürün Etiketli ve barkodlu Yani tüketiciye geldiğinde tüketici onu nereden üretildiğini, nasıl, ne zaman hasat edildiğini bili, biliyor, bilmek evet. zorunda. E, alıp da analiz ettirdiğinde bakabiliyor. Böyle bir sistem içindeyiz yani. Tamamen kontrol altında. Ne kadar güzel. Bundan Güvenilen, dolayı da rahatlıkla, güvenlikle yiyebilirler diyorum ben de. Sıkıntı yoktur diye. Aynen. Sizi bu işte en çok mutlu eden şey nedir? İşte bu bunlar, bunları anlattıktan sonra son noktada tüketiciye ulaştığında... Hı hı tüketicinin bu işte aromayı, kokuyu alarak işte aa bak e, lezzetli bir ürün yedim noktasında e, bunu yapabildiğimiz için yani sağlıklı insanların sağlığıyla oynamadan ür sağlıklı ürünler yedirdiğimiz için de e, çok büyük bir mutluluk ve haz alıyoruz. Eee beni en çok mutlu eden şey bu. Yani ben çocuklarım da serada büyüdü. Ne güzel. <laughs> yani e, işin içindeler. İşin içindeler. Onlar da <laughs> mesela yiyerek evet yiyerek büyüdüler. E, mutluyuz yani. Çünkü şu anda e, insan sağlığını etkileyen en önemli şey e, gıdalar. Kesinlikle. Hedefleriniz nelerdir? Hedefim bu noktada e, sektörde e, sek, e, sektörün eksiklerini ve e, sıkıntılarını Görüp yerine getirerek hı hı. daha ileriye almak, yeni yatırımcılara ve girişimcilere söylediğim gibi daha güzel kılavuzluk yapabilmek, hedefim bu. Şimdi tarım danışmanlığı program başına konuşmuştuk. Yani aslında çok eskilere dayanan, 95 yıl dediniz, 2005'te evet. sanırım daha çok başlandı ama evet. günümüzde tarım danışmanı olan o geri planda kalma konusunda neler söylemek istersiniz? Ee, tarım danışmanları normalde e, maliyeti yüksek yani şirketlere fazla maliyeti olan veya Hı -hı. gereksiz görülen bir durum olarak görülüyor. Halbuki biz e, yatırım noktasından tutun üretim noktasına kadar üç, üçüncü bir göz olarak Hı -hı. E, varız Hı -hı. ve bütün sistemindeki aksaklıkları e, yakalayarak. E, a, acil müdahaleler ed, ederek e, yatırımcının e, işletmenin e, zararlar etmesini yani minimize ediyoruz. Bu noktada bir tarım danışmanlarının çok büyük aslında e, şeyi var, e, i̇ş desteği kişi, var. Evet, iş, büyük işi var hı -hı, aslında. Hı. E, bu noktada baktığınız zaman sisteme tarım danışmanına giden e, gerçekten üretimi ve Kalitesiyle kendini ispatlamış insanların olduğu işletmelere bakıyorsunuz, karlılıkları her yıl değişmiyor, den artarak <laughs> devam ediyor <laughs> ve sistemde marka yarattıkları için de e, rahat iş, e, üretim yaparak e, her yıl büyüyerek devam ediyorlar. Ve bu anlamda topraksız tarıma can gönülden gönlüden, evet. e, iş çekinmeden ürünlerini afette tüketebilirler. tüketebilirler. Sofralarında zaten e, en azından. E, Resmederek de kullanabiliyorlar. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz sizler için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. güzel oldum. emeklerinizden ötürü sizler e, hakikaten toprak çok yorucudur derler. Toprakla uğraşmak zordur. Bir o kadar da emekleri ama karşılığı aslında çoktur. Evet, üretmek bir sanat, üretmek bir emek. Değil mi? Yani Bence de en kutsal. Aslında. Evet, en kutsal Kesinlikle. Iş. Evet. Kesinlikle öyle. O yüzden yaptığınız iş hakikaten bu anlamda çok hoş, çok hassas bir konu. İşte siz ve sizler gibi inşallah da destek verirler. Hepimiz aslında bizlere çok iş düşüyor ve gerekli anlamda işi bilen kısımlar da el atarsa inşallah çok daha güzellikler olacaktır diyorum ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum sizlere. Çok, sağ olun. Çok sağ, olun. sağ olun. Her zaman dediğimiz gibi efendim işi bilen kısmında bugün değerli bir konuğumuz vardı. Dediğimiz gibi Antalyalardan gelmişti konuğumuz. Ziraat Yüksek Mühendis ve Tarım Danışmanı Volkan Aydın konuğumuzdu. Bir sonraki işi bilen programında görüşebilmek dileğiyle Hoşçakalın.